Merhabalar, Ayşe'nin İyi Noyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel düz yazmaya güzel bir boncuklu modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmamız arkadaşlar markası Kaşmir. İpimiz altın başak, incilerimiz de 0 numara. Bu inci yerine toz boncuğu da bu modelde kullanabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu benim arkadaşlar incilerim. Şöyle açtım kullanmak için. 0 numara. 0 numara diye satılıyor. Tuhaf yerlerden alabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Modelimiz sıralı. Ben altının zürafasını yaptım. Biraz küçük zürafalar arkadaşlar. Ne çok küçük ne de büyük bir zürafa. Yani küçüğe biraz daha yakın. Bu modelde zürafa yapmak zorunlu. Çünkü ortada zürafa atlayacağız. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma daha yapayım. Zürafaya batıp düğümü attım. Videonun altında arkadaşlar yorumlar kısmında benim Ayşe'nin örgü modelleri diye kanalım var. Ona da üye olup abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Daha onaylanmadı, saatim dolmadı. Dolduğunda arkadaşlar kışa doğru örgü modelleri atacağım o kanala da inşallah Allah nasip ederse. Şimdi iki tane zürafa yaptık. Üçüncü zürafamı yaptım. Bu şekilde üç tane zürafa yaptık. Şimdi bir tane boncuğumu alıyorum. Söylediğim gibi inci yerine toz boncuğu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane atladık. Dördüncüye şöyle bombeli bir şekilde ortaya alalım incimizi, daha da belirgin olsun. Hafifçe daha küçülteceğim. Bu şekilde bir tane ip geçişi yaptık. Şimdi tekrardan 3 tane zürafa yapıyoruz. Zürafaya batarak zürafamı yapıyorum. Tekrar 3 tane zürafamı yaptım. Tekrar boncuk alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü. Tekrar zürafalarımızı yapıyoruz. İki tane bizim için göstermek için kâfi arkadaşlar. Şimdi zürafalarımı yapayım. Üst sırasına geçelim. Bu şekilde yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Alt kısmını bütün dört kenarı da bu şekilde yapıp birinci kısmı zürafadan sonra birinci kısmı bitirmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan buradan tekrar baştan başlıyoruz. Şimdi ipimi tekrardan iğneme taktım. Bu ip burada duruyor. Bundan devam edeceğiz. Buraya batıyorum arkadaşlar. Yaptığım zürafaya. Bu ipleri sonra kesip küçülteceğim arkadaşlar. Son buraya gelirken de buraya batacağız. Beraber biriktireceğiz modelimizi. Şimdi zürafaya batarak zürafa yaptım. Tekrar zürafaya batarak zürafa yaptım. Şimdi bu ipe batıyorum. İncim bu tarafta oluyor. İncimin bu önünden düğüm atacağım ama incimi getiriyorum şöyle ortalıyorum arkadaşlar. Ortaladıktan sonra hemen yanına düğümümü atıyorum. Biraz daha küçülttüm. Şimdi tekrardan incimin bu tarafına batıp
buraya bu şekilde bir tane yuva oluşturuyorum. Şimdi tekrar aradaki zürafalarıma batarak ipimi uzatıyorum. Şimdi tekrardan ipime geçiş yapıp düğümümü sıkmadan önce incime göre ayarlayacağım. İncimi şöyle tuttuğunca ortasını bulmuş oluyorum. Sonra elimle tutup hemen incinin yanından düğümümü attım. Tekrar incinin bu tarafına bir tane düğüm atıp buraya da bir tane yuva oluşturmuş oluyorum. Tekrar ipimi uzatıp zürafaya bir tane düğüm attım. Şimdi son sıramızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi son sıramız için ipimi zürafaya ekliyorum. Zürafama battım. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Hemen yanındaki zürafama batarak. Şimdi buradaki yaptığımız yuvaya gelerek kenarından bir tane düğüm atıyorum. İpimi biraz daha küçültüyorum, bu yana gelen ipimi. Şimdi bu raya direkmen pırpırlarımı yapmıyorum. Yaparsak bu şekilde yapıp buraya geleceğiz. Arkadaşlar, tek ip üzerine yapılan pırpırlar genellikle dönme yapar. Hani benim için sıkıntı yaratmıyor ama bunu da göstereyim. Şimdi ben 3 ip üzerine yapacağım pırpırlarımı. Hemen tekrar yuvaya batıp şöyle kenarından bir tane düğüm attım. İpimi 2 kat yapmış olduk. Şimdi tekrardan batıyorum içine ve kenarına düğüm atıyorum. Pırpırlarımın yuvasını hazırlamış olduk. Şimdi pırpırlarımı yapıyorum. Buraya bu büyüklükte pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncüyü yaptık. Beşinciyi yaptım. Şöyle düğüm aşağıda kaldı. İki dört altı tane oldu. Bir tane daha yapıyorum buraya şimdi. 7'ye tamamlayacağız.
7'ye tamamlamış olduk pırpırlarımız. Şimdi tekrardan buradaki zürafaya batarak, ipimi uzatarak zürafamı yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Şimdi buradaki yuvama batıp ipimi uzatıyorum. Şimdi bunu da 3 kat yapmadan pırpırlarımı yapacağım arkadaşlar. İster o şekilde yaparsanız pırpırlar dönen diğer şekilde yapsın arkadaşlar. Dönmeyen arkadaşlar da bu şekilde yapabilir. Üç. Dört. Beş. Bu şekil daha kolay çünkü. Eğer pırpırlarda bir sıkıntı yaşamıyorsanız arkadaşlar bu şekilde yapın. Bir daha geri dönüp 3 kat yapmak biraz daha zahmetli. 2, 4, 6. Ve son pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde de hiçbir sıkıntı çıkarmadı arkadaşlar bana. Şimdi buradaki zürafama batıyorum. Ve modelimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben bunun kenarına 2-3 tane daha yapayım. Ondan sonra son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.